Slash'i ilk olarak Guns N' Roses grubunda tanıdım. Bu da Terminator 2'de başlarda bir bar sahnesi vardı. Orada çok güzel bir şarkı çalıyordu. Ne olduğuna hakkında bir bilgim yoktu. Bunu araştırırken You Could Be Mine ve dolayısıyla Terminator için özel çekilen klibini bulmuştum. Farklı bir şarkı yararken. Ve orada taytlı bir adamla kıvırcık bir adam dikkatimi çok çekmişti. O kıvırcık Slash'ti. Tabii ki filmdeki You Could Be Mine şarkısı da bir hayli güzeldi. Farklı bir şey arıyordum. Farklı bir şey buldum. Gayet memnunum. Ben oyun oynamayı çok seven biriyim. Şu an eskiye nazaran pek vaktim olmuyor ama bulduğum, beğendiğim çoğu oyunu oynarım, bitiririm. Guitar Hero 3 Legends of Rock da benim için çok önemli bir oyun. Ritim müzik oyunu ve bu oyunun baş karakterlerinden bir tanesi Slash'ti. Dolayısıyla hem orada onunla birlikte gitar savaşı düellosu yapmak hem ardından onu kontrol etmek Les Paul Gibson gitarıyla, melon şapkasıyla gerçekten çok güzel bir duyguydu. Ve ayrı bir sempatim oluştu diyebilirim bu oyun sayesinde. Onun grafik çizimleri de gayet hoştu. Kendini ön plana çıkardığı çok önemli bir projeydi Guitar Hero 3. Dolayısıyla Slash'in biraz daha tek başına bilinirliğini gösteren en güzel örneklerden bir tanesiydi bence o. Guns N' Roses birçok hayran gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Guns N' Roses, Axl Rose, Slash, Duff Rosemary Kagan, Steven Adler ve Izzy Stradlin gelir aklıma benim. Evvela ilk olarak. Hatta duvarımdaki poster de budur. Her dönemde sevdiğim bir grup. Ancak orijinal kadro ve Appetite for Destruction albümü mükemmel bir çalışmaydı. Mükemmel bir topluluktu. Rüya kadroydu, rüya albümdü. Herkes gibi benim de favorim tabii ki o. Slash'in de odur zaten. En sevdiğim soloları kesinlikle ilk sırada November Rain'i koyabilirim. Ara soloları olsun, final soloları olsun, kesinlikle final solosu olsun. Kesinlikle mükemmel, çok duygusal, inişli çıkışlı sololar. Çalmayı ben de denedim. Umarım bir gün düzgün haliyle ben de çalmayı başarabilirim. Bunun yanında Sweet Child O' Mine'ın solosunu çok beğeniyorum. Sololarını çok beğeniyorum. Gayet hoş. Son albümündeki Anastasia şarkısının girişleri, çıkışları, soloları, riffleri her şey çok güzel. Riff olarak zaten Sweet Child O' Mine başlangıçta. Çok hoşuma gidiyor. Paradise City de aynı şekilde çok tempolu. Birçok şarkı var aslında. Hem Guns N' Roses ekibiyle yaptı hem tek başına yaptığı. Çok güzel şeyler. Bayılıyorum ya. En çok dikkatimi çeken Slash'in imzalı gitarları satılıyor. Slash'in kendi ürün mağazası var. İnternet üzerinden online satışlar gerçekleştiriliyor. Tişörtler, cüzdanlar, bandana ve benzeri şeyler. Ancak melon şapkası satılmıyor. Acaba neden? Onu bir gün konuşma fırsatım olsa 1 dakikalık ya da 30 saniyelik herhalde bunu sorabilirdim. Neden melon şapka seri üretime geçip satılmıyor diye. İnternette gördüğüm kadarıyla böyle bir satış yok. El yapımı ürünler var ama hani resmi olarak satılmıyor diye biliyorum ben. Birkaç gün sonra kendisini izleyebileceğiz. Eminim o da Miles Kennedy ile birlikte, ekibiyle birlikte inanılmaz bir performans sergileyecektir. Umarız onu da görebiliriz. Göreceğiz. Umarız sohbet de edebiliriz. Slash'in son aldığım konser DVD'si, daha doğrusu Blu-ray'i Made in Stock 2011'de Miles Kennedy ile birlikte harika bir konser vermişlerdi. Gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Umarım Türkiye için de böyle bir şey yapılır. Aldığım son albümü ise zaten yeni solo albümü Apocalyptic Love. Miles Kennedy yine vokalde. Bu kez ritim gitarda da var arkada. Slash yine çok iyi şeyler yapmış. Favori şarkım kesinlikle Anastasia. İkinci olarak da You Are Alive ve üçüncü sıraya da herhalde Apocalyptic Love'ı koyabilirim. Çok güzel bir albüm olmuş. Ben bayıldım. İnsanlar bu konsere niye gelmeli? Çünkü tüm zamanların en iyi gitaristlerinden bir tanesi Türkiye'ye geliyor ve tek başına ilk kez Guns N' Roses'dan bu yana neredeyse 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da olacak. Baktığımızda modern dünyada aktif, gayet performansı yüksek, hala hoplayıp zıplayan bir sürü gitar performansı olur, şunları bunu yapan birkaç gitaristten bir tanesi bana göre Slash ve hala çok iyi çalıyor, çok iyi şeyler üretebiliyor. Bir daha da ne zaman gelir bilinmez. O yüzden bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki ben de geleceğim. Sahne önü biletimi biletin çıktığından ilk 5-10 dakika içerisinde gittim aldım sahne önünden.
Ve şöyle bir olayım oldu benim. Biteceğinden çok korkuyordum biletlerin. Şu an tabii sahne önler tükendi. İkinci kategoride bitmek üzere. Ben kendim riske etmek istemedim. Biletlerin çıktığı gün saat 11'i çeyrek geçe civarı almıştım. Ve inanılmaz bir yağmur yağıldı. Ve soğuk da hava. Ama bunu aldırış etmeden koşarak gittim aldım. Bunlara değeceğini düşünüyorum ben. Hep birlikte arkadaşlarımızla, kız arkadaşlarımızla, erkek arkadaşlarımızla Slash için küçük çiftlik parkta olacağız. 2 Şubat oradayız. Orada olalım.